Vekillerimize birkaç not. Seçim bitti. Yemininizi ettiniz. Meclisteki odalarınıza oturdunuz ve artık yasamayı temsil noktasında görev başındasınız. Tabii ki seçim bölgenizle alakalı sosyal, ekonomik, kültürel hatta siyasi mevzular dahil olmak üzere çözülmesi gereken meselelere odaklanmanız gerekir. Ama önceliğiniz seçim bölgesinde kuracağınız samimi ve ihlaslı diyalogtur. İş yaparsınız, projeler üretirsiniz, kent adına önemli çalışmaların altına imza atarsınız. Bunlar önemli, takdir şayandır ama onu taçlandıran, anlamlı ve kalıcı duygu oluşturan da ahaliyle samimi iletişim kurmaktır. Bunu yaparken de yapılanı özüyle anlatabilmektir, güvenin tesisi için. Sen, ben, o yok. Biz varız diyebilmek, her kesimle görüşebilmek. Geçmişte gördük, yaşadık ve çok da şiddetli tepki gösterdik. Birçoğumuzun da milletvekili olmadan aynı durumlardan muzdarip olduğunuzu biliyorum. Asık suratlı, burnu havalı, kendini beğenmiş, afralı, tafralı, kibirli siyasilerin karakterinden uzak durun. Hiçbir işi görüşmeyi dalgaya vurmayın. En önemlisi de spekülasyonları meyledici, hal ve hareketlerden kaçının. Uğraş verin, çalışın, mücadele edin, hatta yeri ve zamanı geldiğinde risk alın ama velakin her ne yaparsanız yapın o işte olumsuzluk noktanız sıfır sorunsuz olsun. Denir ya, kaş yapayım derken göz çıkarma misali. Ve tabii ki çevrenizde olup bitenlere sizlerin nam hesabına kartvizit gezdirenlere aman ha aman prim vermeyin. Çünkü en büyük kötülük onlardan gelir. Şunu da iyi bilin ki tüm olumsuzlukları, dedikoduları, spekülasyonları yenebilecek tek etken ve güç vardır. O da güler yüzlü, samimi onlara taç giydiren ihlaslı başarılı çalışmalardır. Ağlayana derdin ne? Gülene maşallah demeyi bilmeniz lazım. Yasları, düğünleri, hastalıkları ve cezaevlerini unutma kapını kapatma telefonunu da her daim açık tut geri dönüşlere de önem ver şimdilik bu kadar nasihat yeter hadi kolay gelsin kim kimin peşinden giderse Siyaset arenasındaki son gelişmeler gösterdi ki kendin değil de başkalarının peşine düşüp takılırsan kaybeden sensin ki kazanan da arkasına takıldığındır. İşte size muhalefetten bariz net örnekler verelim. CHP HDP'li iş tuttu, Kandil'e laf etmedi, Cumhurbaşkanlığı için her yol mübah deyip %0.1 dahi potansiyeli olmayana takıldı. Sonuç mum gibi eriyip kaybetti. Hem Cumhurbaşkanlığını kaybetti hem 40 milletvekilinden oldu. Hem de parti içi taban toz duman. İyi. Akşener Kılıçdaroğlu'nun peşine takıldı. İmamoğlu ve yavaşça koşu bandına çıktı. Oturduğu masaya kumar masası deyip kalktı. Sonra geri dönüş yaptı. HDP ile yan yana gelmeyiz resmine ve çıkışına rağmen aynı değirmene su taşıdı. Şimdi tükenmişlik içerisinde yükselişi inişe döndü. HDP kendini inkar eden asimilasyona uğratan tarihsel celladı CHP'nin peşine düştü hem de hiçbir şart koşul olmadan beleş takıldı. Yetmedi, Türk soluyla iş tuttu. O da tabanda hiçbir karşılığı olmayan partilere kesesini açtı. Kendisini var eden davayı bırakıp kişiselleşti. Sonuç kaybeden oldu. Netice itibariyle vaziyetin ikmali ders ibreti ihtiva ediyor. Kim ders alır, kim almaz onu da 7 ay sonraki mahalli seçimlerde belki görebiliriz. Sorun ne? Tipli Can Atalay'ın mevzusu ne ki salı verilmiyor. Siyasetin hayli konuşulan mevzusu. Garip bir durum içeriyor. Önceki dönemleri hatırladığımda siyasi yasa yoksa YSK kesin sonuçlarını açıkladığı gibi seçilen kişi serbest bırakılır. Örnek vermek gerekirse Ahmet Türk var. Hatip Dicle var, Enis Berberoğlu var, Mustafa Balbay var, Sabahat Tuncel ve Leyla Güven var. Seçildikleri gibi serbest bırakıldılar. Cezaları da yargılandığı davalarda rafa kaldırıldı. Ne zamanki dokunulmazlıkları bittiğinde aynı hüküm işlemeye devam eder. Eğer ki Atalay'ın siyasi yasaklı bir hükmü yoksa, ki olsaydı ilçe seçim kurulu milletvekili adaylığına onay vermezdi. Verdiğine göre seçilmesine mani bir durum yok. Hatay seçmeni de zaten bu yönde kararını vermiş, evet deyip onu milletvekili seçmiş. Hal buyken, neden hala cezaevinde tutuluyor ve salı verilmiyor? Geçmişteki gibi uygulama neden icra edilmiyor? ya da icra etmede imtina edilen gerekçe nedir? İtirazlar var, dilekçeler verilmiş ancak atılan bir adım yok. Vaziyet sessizlik içerisinde tutuluyor. Kaldı ki henüz meclisin ile alakalı bir oylaması ve kararı da yokken. Her neyse kapsamlı bir izahat gerekli olduğunu düşünüyorum. Günün sözü, makama şeref kazandıran oturulan koltuk değil, oturan zat-ı muhteremdir. Görüşü önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Whatsapp 0530 32, 286, 73, 70. Twitter: Et Ömer Büyükdemir.